değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuğum. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdım çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Buraya kadar benimle dalga geçmek için mi geldiniz? Dalga geçer gibi bir halim mi var? Ama nasıl olabilir ki böyle bir şey? Baban ölmeden çok önce Tevfik'le beraber bir maden almışlar. Yani maden Tevfik'in üstüne ama babanın paranın yarısını gönderdiği banka kayıtlarıyla belgeli. Ben de bilmiyordum. Yani çok utanıyorum. Tevfik parayı kullanmış. Yani şirketin bazı borçlarını ödemiş. Yani bizim servetimiz sandığımız para aslında seninmiş. Nasıl yani? Cemre şimdi zengin mi oldu? İnanamıyorum. Yani inanmak istiyorum ama... Kaç paradır ki bu miras? Ya sana ne Meral? Avukatla konuştum. Paranın senin üstüne geçmesi için gerekli işlemlere başlayacak. Tepe tepe kuka. Burası da kalacağın yer. Allah razı olsun. Gel bakalım Sadullah. Geceleri de burada yatarsın. Sağ ol. Benim size bir şey söylemem lazım. Söyle bakalım. Benim sabıkam var. Baştan söyleyeyim de sonra söylemedi falan olmasın. Sen işini iyi yap. Yeter. Buyurun Selin Hanım. Tabii efendim. Tabii geliyorum hemen. Alo Songül. Benim görüşmem bitti babacığım. İşi aldım. Baba sen ne diyorsun ya? Çok sevindim. Oh be, bugün harika bir gün. Biliyor musun baba, bizim Cemre var ya hani... aslında o çok zenginmiş. Yani babasından çok büyük bir miras kaldı. Hadi ya. Şu işe bak sen. Aynen, biz de çok şaşkınız. Çok mutlu olduk baba. Hayırlı olsun inşallah. Güzel günlerde harcasın arkadaşın. Sadullah! Sadullah! Kızım, benim kapatmam lazım. Ben seni tekrar arayacağım, tamam mı babacığım? Hadi, öpüyorum. Sadullah! Buyurun efendim. Seni patronumuz Selin Hanım'la tanıştırayım. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Cemre, babam dedi ki güzel günlerde harcasın. Teşekkürler. Songül, beni bir cimciklesene ya, ben rüyadayım galiba. Tabii kader. Ay!
Ne oldu Meral? Ya kızlar Cemre zengin oldu. Ya zengin oldu diyorum. Niye mal gibi duruyorsunuz? Evet ya. Evet. Şimdi bizim havaları açmamız lazım. Böyle göbek falan atmamız lazım. Bir dakika. Aldım. Ne yapıyorsun Meral kızım? Ya göbek atacağız Rüstem amca. Seni durdun kabak. Evet kızlar. Oh. Hadi kalk kız. Yeni gelinler gibi niye oturuyorsun öyle? Bugün senin günün. Kalk. Ay iyi otur be. Kadar bari sen kalk. Hadi arkadaşımız zengin oldu ya. Oh. Kalkayım kalk. Zengin oldum. Babamdan bana miras kaldı. Ben artık bu sefaleti çekmek zorunda değilim. Ya ben artık fakir değilim, duyuyor musunuz beni? Ben artık zenginim ya, zengin. Evet kardeşim. Oh! Ya çok güzel. Ay Meral, ben de oynayacağım. Gel kız karşıma. Oh! Oh! Ay çok güzel. Ay bu ne gürültü böyle? Gündüz gözüne sokakta düğün mü yapıyorlar? Of! Zaten yarım akıllılar da iyice delirmişler. Gel hediye gel. Buyurun kahveniz. Ay bırak şimdi kahveyi. Bu kaçıklar niye oynuyorlar böyle? Ha, şunlara bak şunlara. Biz illere eksik. Vallahi bilemeyeceğim Neriman Hanım. Yalnız demin Nazan Hanım geldiydi, onunla konuşuyorlardı. Nazan Hanım mı? Ay şimdi iyice merak ettim. Çekil bakayım, çekil. Koy şuraya kahveyi, geliyorum ben. Ya böyle saçacağız işte paraları ya. Kızlar hayırdır? Niye oynuyorsunuz? Mutlu bir haber mi var yoksa? Feride Hanım, babamdan bana miras kalmış. Ne? Ne diyorsun Cemre? Gerçekten mi? Ben aslında zenginmişim Feride Hanım, zenginmişim. Ay canım benim, canım. Ağlama. Ağlama, ağlama. Hadi çocuklar, daha fazla bekletmeyin beni. Anne geldik işte, ne var ne oldu? Çocuklar, sizinle çok önemli bir konuyu konuşmam gerekiyor. Anne ne oldu sana, kim yaptı bunu? Erkan yaptı. Ne diyorsun ya sen? Gebertsen şimdi hoşlanırız. Dur, dur. Dur oğlum, sakin ol. Tamam, bırak onu şimdi. Anne nasıl sakin olayım ya? Nasıl durayım anne, şu haline bir bakar mısın? Nasıl yapar sana bunu şerefsiz? Tamam oğlum. O şerefsiz hak ettiği cezayı çekecek, merak etme sen. Ama benim sizinle şu anda gerçekten çok önemli bir konu konuşmam gerekiyor. O yüzden sakin olun ve oturun şuraya. Oturur musun annem lütfen, hadi. Hadi anneciğim. Otur. İyisin değil mi?
İyiyim oğlum, merak etme. Babanız çok kötü bir şey yapmış. Cemile'nin mirasına el koymuş. Anne, ne yapıyorsun sen ya? Ne diyorsun anne ya? Ne demek mirasına el koymuş? Oğlum, ben de sizin gibi şoktayım. Erkan sayesinde öğrendim. Para akışında bir tuhaflık fark edince araştırıp öğrenmiş. Sonra da parayı ona vermem için bana şantaj yaptı. Ya anne, sen bu adama nasıl güvenirsin ya? Her şeyi mahvetti. Defne, lütfen sakin ol ve otur kızım. Lütfen, hadi. Ya başta babanızın anısı lekelenmesin diye sesimi çıkarmadım. Ama Erkan beni evlenmekle de tehdit edince başka çarem kalmadı. Ben de gidip her şeyi polise anlattım. Ya polise mi gittin? Anne. Babam öyle bir şey yapmaz. Bir yanlışlık olmalı. Geldim. Erkan Taşdelen siz misiniz? Benim, buyurun. Hakkınızda şikayet var. Şikayet mi? Ne şikayeti? Gasp, şantaj ve şiddet uygulamakla suçlanıyorsunuz. Yanlışlık olmalı memur bey. Benim bunlarla ne ilgim olabilir? Müsaadenizle arama yapacağız. Böyle giremezsiniz. Arama iznimiz var. Affedersiniz, ne aradığınızı sorabilir miyim? Onlar benim özel eşyalarım. Bırakır mısınız lütfen? Rahat dur. Amirim. Tahmin edebiliyoruz da bu kadar parayı nereden buldun onu merak ediyorum. Ben de anlamadım. Durun, burada ne işin var? Oğlum yukarıya da bak. Topla şunları. Paramızın çoğunu Erkan'a verdik. Geri kalanını da Cemre'ye devredeceğim. Yani çocuklar, biz artık zengin değiliz. Anne, niye Cemre'ye veriyoruz? Ya Cemre'ye veremeyiz anne, niye Cemre'ye veriyoruz? Ne yapsaydım kızım ha? Ne yapsaydım? Erkan'ın şantajlarına boyun mu eğseydim? Başka seçeneğim yoktu ki. Anne, Cemre'ye vermeyelim. Anne, Cemre'ye vermeyelim lütfen. Ya sen ne diyorsun ya? Ha? O bizim paramız değilmiş işte. Ya olmaz. Ya kafayı mı yediniz siz? Anne, Cemre'ye vermeyelim lütfen. Ya bak, gidelim o adamı polise şikayet edelim ama Cemre'ye vermeyelim anne, lütfen. Cemre her şeyi biliyor kızım. Konuştum onunla. Konuştun mu? Nasıl ya? Ya artık fakir miyiz biz? Nasıl? Bakayım, iç kızım. Heh. Aferin. Cemre, neden hala ağlıyorsun kardeşim? Ay, sevinçtendir, ne olacak? Cemreciğim, hadi gülümse artık. Çok güzel bir haber aldın. Tadını çıkar, hadi bakalım. Özür dilerim.
Ben dünyanın en adi, en aşağılık adamıyım. Anlamadım. Ben senin hakkını yedim. Affet beni. Ben babana ihanet ettim. Bugüne kadar çok acı çektim biliyorum. Ama bunların hepsi bitti. Sen artık... Tevfik! Bu sır beni çok boğuyor, anlıyor musun? Ben bu sırla yaşayamam artık. Baba, sana bir şey söylememi istedi. Biz senin... Cemre. Cemre'cim, canım. Aa, bırakın canım. Şokta tabii. Yani kolay mı öyle birdenbire Karun kadar zengin olduğunu öğrenmek? Yani hepimiz şoktayız. Değil mi? Cemre'cim. Ay canım benim, bir tanem benim. Sen şimdi zengin oldun ya, ayrı eve falan da çıkmak istersin. Ama ben üniversiteye gidinceye kadar bir yere göndermem seni. Vallahi de billahi de burada kalacaksın. Yoksa aklım sende kalır benim. Defne biliyordu. Tevfik amca ölmeden önce ona söylemişti. Ama Defne bunu benden sakladı. Anneciğim. Bak inan bana. Bunu yapmak zorundaydım. Başka çarem yoktu. Ya nasıl yoktu ya? Ya nasıl yoktu? Ya o adama biraz para verseydin, sustursaydın. Defne, dövdü beni, görmüyor musun halimi? Ya ben o ruh hastasıyla evlense miydim? Ya olmaz ya, olmaz. Ya şimdi Cemre zengin, biz fakir mi olacağız ya? Ya anne bu nasıl olur ya, nasıl olur? Gülsüne. Evde aç kapıyı. Evde çık. Cemre. Cemre gerçekten benim haberim yoktu. Olsaydı senin bu kadar sıkıntı çekmene izin vermezdim. Serkan bak ben sana inanıyorum. Sen iyi bir insansın. Ama Defne biliyordu. Defne! Defne neredesin? Çık dışarı Defne! Biliyor muydu? Ne oluyor? Ne bu ses? Her şeyi biliyordun değil mi? Baban ölmeden önce sana söylemişti. Sen de bana söyleyecektin ama sakladın benden. Ya sen nasıl yaptın bunu? Ya nasıl bir insansın sen, nasıl? Ya bırak! Öldüreceğim kızım seni. Geberteceğim, duyuyor musun? Geberteceğim seni, ya. Öldüreceğim. Yeter! Bırak kızımı. Her şeyi anlattık sana işte. Daha ne istiyorsun? Hadi. Hemen defolup gidin evimizden. Hadi, hadi. Asıl siz defolup gidin evimden. Burası benim evim, anlıyor musun? Ne duruyorsunuz ya? Gitsenize, defolup gidin buradan. Defne nasıl saklarsın bunu? Benim hayatımı çalan insanları evimden kovuyorum Songül. Anne bir şey yap, elbiselerimi atıyor. Bunlar senin değil, benim elbiselerim. Bu ev de öyle. Bu evdeki her şey bana ait, anlıyor musun? Bu evdeki her şey benim. Ya
muhatap olup gidin artık ya, gidin buradan. Cemre ne yapıyorsun ya? Cemre bak bu yaptığın çok ayıp. Ne ayıbı ya? Defna kediyor. At bebişim ya at. Ellerin kanıya kanıya takı yaptığında seninle dalga geçiyordu. Cemre bir sakin ol. Ya dursana Cemre. Yaptığın hareket sana hiç yakışmıyor. Ya bırak Songül. Siz hala ne duruyorsunuz ya? Defolun dedim size, gitsenize. Defolun ya, defolun. Cemre yeter. Yeter ya. Tamam. Gideceğiz evden. Ama yaptığın doğru mu? Sen de tıpkı Defne'ye benzedin işte. Mutlu musun yani şimdi? Cemre yürü. Cemre, şimdi o kocaman ev senin değil mi? Ay orada yaşarız beraber. Yaşayamazsın canım. 18 yaşını doldurana kadar buradan ayrılamazsın. Biz de 18'e bastığımızda o eve taşınırız. Her gece böyle canlı partiler veririz. Ya şey, ben öyle bizli konuşuyorum ama biz de yanına alırsın değil mi? Tabii ki Meral. Ben siz olmadan o kocaman evde ne yaparım ki? Yani benim neyim varsa hepsi sizin kızlar. Siz benim kardeşimsiniz. Ya Cemre kusura bakma, ben senin adına çok sevindim ama... yani şimdi bizim evimizde haciz olmuştu, onu birilerine vermişlerdi ya. Şimdi başkasının ağladığı evde ben parti veremem. Bakma bebişim. Defne cadısının ne yaptığını bilseydi böyle konuşmazdı. Meral, o evde sadece Defne yaşamıyordu. Serkan da yaşıyordu, hatırlatırım. Cemre, biraz ayıp olmuyor mu? Ne ayıbı ya? Hırsız gibi kızın parasını çalmışlar. Ay boş ver sen onları Cemre. Serkan'la konuştum. Eşyaları topluyorlarmış. Acil ev bulmaları lazım. Keşke biraz daha zamanları olsaydı. Hayır Eylül. Ya bak Serkan istediği kadar kalabilir o evde. Ama o ikisi gidecek. Ya Defne ile Nazan çıkacak o evden. Cemre. Serkan nasıl kardeşiyle annesini yalnız bıraksın? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bana suçluymuşum gibi bakmasanıza. Ben kötü bir şey yapmadım. Sadece bana ait olan bir şey aldım, o kadar. Acıkmadınız mı ya? Ay ben çok acıktım. Hadi gel Cemre, biz yemeğe inelim. Hadi gel. Gel hadi gel. İyi, biz de yiyelim hadi. Şimdi? Cemre'cim, bak kızım bugün senin en mutlu günün. Bunu kutlamak için pizza aldım. Yani çok teşekkür ederim Neriman Hanım da... ben böyle herkesin içinde nasıl yiyeyim? Ay. Evet, çok haklısın. Gel odama gidelim. Yok yok, olur mu öyle şey? Meral, bunu kızlara dağıtsana. Tamam. Kızlara. Ama sen aç kalırsın,
Yani sen doymazsan ben çok üzülürüm. Ay siz yeter ki üzülmeyin Neriman Hanımcığım. Şey, Cemre hamburgere bayılır, çok sever değil mi? Tabii severim. Yani hamburgeri herkes sever. Baklava Neriman Hanım. Cemre fıstıklı baklavaya bayılır. Bayılırım. Aynen. Ha. Tamam. Onu da alırız. Ama Cemre bizsiz yemez ki. Ya. Tamam canım. Size de alırım. Yani yetimsiniz sonuçta, sevaptır. Allah razı olsun Neriman Hanım, sağ olun. Hediye, hediye. Rüstem'i çağır da baklava alsın. Ben de hamburger sipariş edeyim. Ay kaç kişiydik biz? Bir 30'u vardır. Ya saydım ben Neriman Hanım, 40 kişiyiz. 40. Tabii canım, olsun. Feride, Feride bir baksana. Aa, ne yapıyorsun sen? Niye yemedin yemeğini? Toprak karnıyarığı çok sever biliyor musun? Yani? Ne yanisi, özlem boğazımdan geçmiyor işte. Ne yer ne içer bilmiyorum ki. Yine pideye pizzeye vermiştir kendini kesin. Ya koskoca adam canım, bakar başının çaresine. Üzülme artık bu kadar. Senin bu ayrılığa alışman lazım. Bitmiş gitmiş bir şey yani. Böyle konuşma özlem. Biz toprakla birbirimizi çok seviyoruz hala. Canım ben emin olmasam seni üzer miyim hiç? Benim ne kadar uğraştığımı biliyorsun barışmanız için. Ama Toprak çok kararlı. Kafasında tamamen bitirmiş. Seni de bitirmen lazım. Ah! Pozitif tarafından bak. Yeni aşkları erken açma zamanı artık. Hadi. Göz makyajımı düzeltir misin? Şurası biraz yamuk olmuş. Gel. Randevun mu var? Evet. Benimki boşa çıktı sonunda. Ayrıldılar yani. Hayırlısı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Senin dediğin gibi oldu. Aşk kazandı. Ne güzel. Belki bu akşam benden hoşlandığını söyler. Mutluluklar dilerim şimdiden. Teşekkür ederim. Hadi geç kalmayayım. Ucu galiba değil mi? Hı hı. Oldu galiba, bak bakalım. Süpersin. İyi eğlenceler. Evet Toprakçığım. Hayatında özlem devri başlıyor artık. Özlem. Merhaba. Merhaba. Misafir kabul ediyor musun? Aslında benim biraz işim vardı. Ama gel tabii. Madem ısrar ediyorsun. Ama Toprak çok kararlı. Kafasında tamamen bitirmiş. Seni de bitirmen lazım. Aa.
Çantasını unutmuş aşkım. Bebeklik fotoğraflarımı niye merak ettin ki, anlamadım. Seni daha yakından tanımak istiyorum canım. Ne var bunda? Yok. Yani... Ne oldu? Çok tatlı. Özlem! Hay Allah. Neyse, herhalde fark edip döner. Burada acı çekerken sana bir kız mı çağırdım Toprak? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın bunu Toprak? Bu ne ya? Tontiş tontiş. Bu ne? Çok şeker misin sen küçükken? Ay. Ay. El sallıyor bir de. Çok tatlı. Pislik. Allah Allah. Kim ya bu deli deli kapıyı çalan? Feride, ne oldu? Ne oldu ya? Daha ne olacak? Hemen de kız arkadaş yapmışsın maşallah. Ne kız arkadaşı Feride, ne saçmalıyorsun ya? Ne saçmalayacağım ya? Şan kahkahalarını duyuyoruz işte her yerden kızın. Feride yok kız falan, Özlem o. Özlem mi? Feride, canım ne oluyor? Özlem, senin ne işin var burada? Hani hoşlandığın çocukla buluşacaktın sen. Evet de 5 dakika toprağa uğradım. Senin işin için uğraşıyorum burada. Tam ikna ediyordum. Hadi git. Tamam. Gideyim ben. Ben öyle kahkaha falan duyunca... Neyse. Tatsız bir yanlış anlaşılma değil mi Toprakcığım? Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii. Kafanda adi Toprak olarak etiketlediğin için beni... Ben öyle bir şey demedim. Ay ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Tamam. Kavga etmek yok. Tamam. Ha yok, kavga falan yok. Ben kavga etmek istemiyorum zaten. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Ha Özlem çantanı unutmuşsun aslında, o yüzden. Kusura bakma ya. Pardon. Toprağın yüzüğü bu. Özlem'le ne işi var ki bunun? Rüstem Efendi, şöyle koy. Pek de güzelmiş. Kızlar. Açın, açın. Cemre dur, hamburger geliyor. Tatlıyı yemekten sonra yeriz. Bırak şuraya, bırak evladım. Şunları da alayım. Şöyle. Kaç para? 320 lira. 320. Tam 320 lira. Aa, Neriman Hanım bahşiş vermeyecek misiniz? Bahşiş? Evet. Tabii canım. Bir de tüy dikelim. Ha.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Var ya, bu gece uyuyamayacak, yüreği diyecek ya. Kızlar. Kızlar, tamam mı? Ay, tam haberi de çok özlemiştim vallahi. Ay, aklınca kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor. Ay, adama böyle dana kestirirler işte. Kızlar, var ya, biz istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Kullanmalıyız bunu. Cemre. Tek ayak üstünde dur desen durur mu kız? Durur vallahi, şaşırdım. Eylül. Sen yemiyor musun? Yerim. Toprağa ulaşamıyorum da orada mı, nasıl? Vallahi çok kötü durumda Feride. Senin üzülmeni istemem biliyorsun ama söylemek zorundayım. Yüzüğünü de çıkarmış. Toprak düşürdüm demişti. Özlem'le ne işi var ki bu yüzüğü? Hayır, bulduysa niye geri vermedi toprağa? Meyil bir plan yok muydu onun bende acaba? Feride sakın. Vedat'la iletişim kurmana hiç gerek yok. Her şey daha kötü olur. Adam iyice umutlanacak. Allah Allah. Vedat'ı arayıp hesap sormama dengeli oldu. Dersene bunu ya. Okulda biri var çok hoşlandım. Böyle tatlı, kibar, romantik, eğlenceli de biri. Aynı toprak gibi çok iyiymiş. Evet, aynen. Hoşlandığı adam toprak. O yaptı. Çiçekleri, maili o gönderdi. Şimdi bizi ayırmak için yaptı. Ama ben seni paralarım kızım. Ben seni çok fena paralarım. Açın kapıyı. Açın. Toprak, kapıyı aç toprak. Feride. Nerede o yılan? Ne yılanı? Seni var ya. Ne oldu? Kızım. Çık git sevgilimin evinden. Toprak yardım et. Ya Feride ne yapıyorsun, bırak. Bırak, toprak parçalayacağım bunu. Bu var ya bu. Vedat Ameyli boğakmış. Okuldaki hoşlandığı çocuk sen misin? Toprak sen misin? Ben kimseye mail falan atmadım. Şunu bana yıkmaya çalışma, tamam mı? Seni var ya gebertirim kızım seni. Bırak toprak! Yardım! Ya Feride! Yüzüğü var ya, çalmış senin yüzünü, çalmış. Bırak. Saklamış. Bana da diyor ki toprak elinden çıkarttı, attı diyor bana. Boksan! Seni o diye seni. O çiçeklerine Vedat diye sen yolladın değil mi? Kızım gebertirim seni. Sen nasıl bir iğrenç bir şeysin ya? Tamam Feride, tamam, yeter yeter. Sen benim evimde kalıp benim giysilerimi giyip sevgilin mi hayattırsın? Utanmadın mı be benim evimde? Utanmadın mı? Tamam. Adem pislik. Feride. Ben bir şey yapmadım. Allah konuşuyor. Bak Allah konuşuyor. Feride. Toprak götür şunu, götür. Sus. Gözlerine kalem çektirdi bana. Ona gözlerine kalem çektirdi, senin yanına geliyordu. Senin gözlerini oyarım ben. Senin gözlerini oyarım. Toprak götür şunu, toprak. Feride tamam. Tamam yeter, yeter. Şeytan. Feride. Şeytansın sen. Şeytansın sen. Tamam. Şeytansın sen. Tamam. Tamam, gel dışarıda konuşalım. Sinirlerimi bozdu benim. Bırak toprak, bırak. Bırak, çok sinirliyim, bırak. Bırak toprak. Tamam. Oh, anladı her şeyi. Anladı. Mahvoldum ben. O kız bir daha bu eve girmeyecek. Cehennemin dibine gitsin şeytan. Dede. Sakin ol. Ya neye sakin olacağım ya? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun yaptıklarını? Bizi ayırmak için neler yaptı ya? Biz Sinop'a gittiğimiz zaman benim bilgisayarımdan Vedat'a mail attı, o biliyorum ben.
Yani çok acayip bir durum Feride, ne bileyim. Neyi bilmiyorsun sen daha hala ya, neyi bilmiyorsun? Kız manyağın teki işte ya Toprak. Çıkart onu hemen o evden. Hemen çıkart hayatımızdan onu. Tamam. Tamam falan değil. Ben kovacağım onu. Feride. Ben kovacağım, bırak. Feride. Ya Toprak, bırak diyorum sana. Feride, Feride tamam. Feride ya bir tane. Ya ne Feride, ne Feride, ne Feride ya, ne Feride? Lütfen, lütfen. Lütfen burada bekler misin beni? Ben konuşacağım onunla. Lütfen, rica ediyorum senden. Lütfen sen burada bekle. Kovacaksın onu. Defolup gidecek hayatımızdan. 5 dakika içinde çıkmış olacak o evden. Kovacağım. Kovacağım. Gel. Gel. Gel bir tane. Tamam. 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 Erkenden uyuyacak mısın Eylül? Bak, sen benim canımsın Eylül. Biliyorsun. Serkan da öyle. Ya ben her şeyimi onunla paylaşırım. Ama lütfen suçlama beni. Defne'nin bana neler yaptığını biliyorsun. Ben akrabalarımdan sonra ilk tekmeyi Defne ve Nazan'dan yedim. Beni çok yaraladılar Eylül. Ya ben seni suçlamıyorum. Evet ama benim adıma sevinmiyorsun da. Ya ben sen üzgünken nasıl mutlu olabilirim ki? Lütfen benim sevincimi çok görme Eylül. Görmem. Ya aslında ben çok sevindim. Gerçekten sevindim. Aa yeter. Sevin abla, Özül abla. Hadi baklava yiyelim. Ay hadi yiyelim kız. Yuh artık kızlar. Mide fesatı geçireceksiniz, yeter. Ya hiçbir şey olmaz, hadi hadi. Uf. Bak sana çay yaptım. Sıcak sıcak iç kızım. Ay ne çayı teyze. Zaten canım burnumda. Bırak şuraya bırak. Bak teyze. Benim bu paraları saklamam gerekiyor. Bankaya da yatıramam. Anlıyorsun değil mi? Yani hepsini vermedin mi o adama bunların? Hayır canım. Ne münasebet. Başını belaya sokacak kadarını verdim sadece. Nasıl yani? Anlamadım. Neyse boş ver teyze. Ben hallettim onu. Ama bu paraları saklamam gerekiyor. Nerede saklayabilirim? Gel benimle. Bakın memur bey, ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben Nazan Hanım'la evlenecektim. Şantaj falan yapmadım. O kadar parayı nereden buldun o zaman? Bankada 5 kuruşun yok. Gelirim belli. Nazan Özgün'e şantaj yapmadıysan nereden bulacaksın o kadar parayı? Öt bakalım. Paranın geri kalanı nerede? Bilmiyorum, ben para falan görmedim. Nazan bana tuzak kurmuş, anlamıyor musunuz? Tuzak öyle mi? Kadını kim dövdü peki? Kendi kendine mi vurdu lan? Dövmüşsün sonra da parasını gasp etmişsin. Ben para falan almadım, yemin ederim almadım. Her şey ortada. İnkar edip duruyor. Götür şunu. Hayır memur bey, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Asıl dolandırıcı olan o. Bana inanmalısınız memur bey, ben bir şey yapmadım yemin ederim. Bu kadar yeter herhalde. Biraz daha derin kaz kızım. Kedi köpek eşeleyip de meydana çıkarmasın. Tamam artık bence yeter.
Hepsini buraya gömüyorsun. Neyle geçineceksin Nazan? Başka paran var mı? Yok teyze. Bu parayı kullanmanın da bir yolunu en kısa sürede bulmam gerekiyor. Ya, o zamana kadar da fakir gibi davranmak zorundayım. Başka seçeneğim yok ki. Özlem, neden yaptın bütün bunları? Ya Toprak, ben bir şey yapmadım. Feride'nin kıskançlıktan gözü dönmüş, anlamıyor musun? O çiçekleri de ben göndermedim. Maili de ben atmadım. Özlem, yalan söyleme. Artık yalan söyleme. Ben Feride'ye inanıyorum. Ayrıca ben de fark ettim. Ben de fark ettim de konduramadım işte. Sen bana karşı bir şey mi hissediyorsun? Ha? Dürüst ol. Peki. Madem dürüstçe konuşuyoruz. Bir şey hissetmekten çok daha öte. Toprak, ben sana aşık oldum. Feride'yi sevdiğin gibi sev istedin beni. O yüzden yaptım bütün bunları. Ama sen Feride değilsin. Olamazsın da. Şimdi senden rica ediyorum. Lütfen çek git bu evden. Toprak, lütfen. Özlem, çek git bu evden. Ne yapıyorsun? Benim yalan söylediğime mi ikna etmeye çalışıyor? Ne yapıyor? Hayır. Bu kadar düşemezsin Feride. Teyzenin yanına mı yerleşeceğiz? Hayır oğlum. Orası okulunuza çok uzak. Daha yakın bir yer tutmamız lazım. Ve ucuz olmalı. Yani Eylüllerin Mahallesi gibi bir yer. Yani. Olabilir, evet. Ya nasıl olabilir ya? Ya fakir olduğumuz yetmiyor. Bir de hizmetçiliğimizi yapan kadının mahallesine mi taşınacağız? Ya anne, ben böyle bir hayat istemiyorum. Anneciğim, biraz sakin olur musun lütfen? Bak, bu günler de geçecek. Evet, toparlayacağız kendimizi. Zengin mi olacağız? Evet, olabiliriz. Yalan söyleme ya. Bana yalan söyleme. Ya anne, o eski günlerimiz artık rüyalarda kaldı. Ya biz fakiriz artık ya, fakir. Ya.
Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada ben size kaparayı vereyim. Annem de kontrat için sizinle tekrar görüşecek. Güle güle oturun. Anahtarı verin ben temizlik için. Tekrar hayırlı olsun. İyi günler. Eylül? Hayırdır? Yine kime ev tutuyorsunuz? Serkanlara? Dalga geçmesene kız annenle. Ne dalgası anne, ciddiyim. Nazan Hanım, bizim mahallede. Yok artık. Oğlum, senin annen bu mahalleye eteğini sürmez. Biliyorum yani. Kusura bakma da burnu bir karış havada. Ne oldu ki böyle? Durumlar biraz değişti Müjde teyze. Yani bizim olan her şey Cemre'ninmiş. Nasıl yani? Sana ne anne? Hayır, seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki? İyi be, çemkirme hemen. Merak ettik. İyi, hayırlı olsun madem. Serkan, hadi gidelim. Temizlik için bir şeyler alırız. Olur. Hadi gidelim. Bir yere mi gidiyorsun Feride? Ben değil Neriman Hanım. Kızınız gidiyor. O Özlem benim evime bir daha adımını bile atamayacak. Yani akşam yaptığın terbiyesizliğin üstüne bir de bu, öyle mi? Kızımı süyüm süyüm ağlatmışsın. Haydut gibi saldırmışsın üstüne. İnsan bir özür diler. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok galiba. Kızınız benim nişanlıma taktı be! Bizi ayırmak için çok çirkin komplolar kurdu. Ne münasebet canım? Senin nişanlın kızıma yüzü vermiş. Sonra da senin şerrinden korktuğu için suçu masum kızımın üstüne atmış. Hadi ya! Allah Allah! Öyle de demek size. İnanamıyorum. Pis yalancı. Feride, ağzını topla bak. Kızım hakkında böyle konuşamazsın. Vallahi öyle mi konuşurum ki? Hem de ben neler neler derim de! Neyse. Neyse. Ben yine terbiyemi bozmayayım. Neriman Hanım, söyleyin kızınıza. Bir daha onu ne benim çevremde, ne de toprağın yakınında bile görmeyeceğim. Allah Allah, nasıl olacakmış o? Toprakla aynı okulda çalışıyorlar. Yani evden attığın gibi okuldan da mı attıracaksın? Neriman Hanım, size son defa söylüyorum. O kızınız bizden uzak duracak. Elimde kalır vallahi. Ne biçim laflar bunlar Feride? Değil mi? Değil mi Neriman Hanım? Değil mi? Bana hiç yakışmıyor böyle konuşmak, değil mi? Ama çok ciddiyim. Bu kadının da şirret bir tarafı var. Herkesin vardır. Elimde kalır. O kadar diyeyim. Ay. Ah Özlem. Şurada durur musun biraz? Anne, niye burada duruyoruz? Anne, sana diyorum. Anne, nereye gidiyorsun? Buyurun Nazan Hanım. Cemre'ye bir şey vereceğim. Peki. Al. Evinin anahtarları.
Sadece değersiz olan birkaç eşyayı aldım. Gerisi hepsi senin. Ona da bir şey demezsin herhalde. Hayranı gör. Göreceğim tabii. Çünkü orası bana babamdan kaldı. O ev benim hakkım, duydunuz mu? Songül kardeş, Güney'le Cenk'e haber verin. Bugün benim evimde parti veriyoruz. Ne? Yaşasın, parti veriyoruz ya. Nasıl ısınacağız burada? Kaloriferler bile yok. Soba kurulacak. Ya da elektrikli ısıtıcı falan alınır ama o zaman da fatura çok geliyor. Anladım. Kim geldi ki? Burada. Ne işim olacak kız? Evladımı görmeye geldim. Niye bez var senin elinde? Temizlik mi yapıyorsun? Sana ne ya? Sana ne? Hadi gidin buradan. Kızım o kadın sana ne hakaretler etti. Temizleme onun evini. Onun için diyorum ben sana. Niye kızıyorsun? Yaranmaya çalışıyor hala karıcığım. Kız Eylül. Bu oğlan zenginim diye kandırmış ya seni. Bak. Fakirmiş meğer. Terk et sen bunu. Bas tekmeyi kurtu. Yürü git lan şuradan. Ne oldu? Zoruna mı gitti paşam? Fakirsin işte, fakirsin. Ah, geldiler galiba. Gel kız Mesude, gel. Hoppa! Haramzadeler de işte geldi. Bak Mesude bak, ibretlik hayat dersi var burada. Yetim hakkı yersen işte sonu böyle olur. Lan doğru konuş. Serkan, Serkan. Serkan dur. Bırak. Serkan dur oğlum, dur anneciğim. Şş. Kemal, iyi misin? İyiyim kız, iyiyim. Yalan mı? Yetim hakkı yemedi mi annem baba? Bize zamanında neler dediniz? Siz daha rezilsiniz. O olsun size. Ya bana layık gördüğüm mahallenin insanları bunlar mı anne? Ya kızım, hadi sen içeri git. Hadi anneciğim, hadi. Siz de defolun gidin buradan, sinirimi sizden çıkarmayayım. Aman gideceğiz, merak etme. Sana da güle güle otur derdim ama evin benimkinden beter. Hayt. Düşmez kalkmaz bir Allah. Benden de sakın komşuluk bekleme, o kadar diyorum sana. Defolun, defolup gidin buradan. Gir kız koluma Mesude. Hadi oğlum, biz de içeri girelim. Şu eşyaları nereye koyacağız ona bakalım. Hadi hadi. Thank you.
Nasıl bir mahalle ya burası? Nasıl bir yer? Ah, ben burada ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım ben burada? Nasıl yaşayacağım Allah'ım? Cemre, ay inanamıyorum ya, rüya gibi. Ya bunların hepsi senin değil mi? Bizim Meral'cim. Ya of, çok güzel. Ay Cemre yumuşacık. Ya hemen 18 olalım. Bir an önce buraya taşınmak istiyorum ya. Zaman hemen geçsin. Arkadaşlık bileklikleri çıkmış. Ya hem de best friend forever yazıyor. Gerçekten mi? Alalım kesin. Alalım ama sadece ikimiz. Hemen bir Valen'e söylemeyelim. Tamam tamam, söylemeyelim. Sence oldu mu bu ya? Acayip bir korku filmi aldık. E tamam, o zaman ben de pizzaları söylüyorum. E hani önce dergilere bakacaktın? Ay aman boş ver. Yarın alışverişe çıkarız, vitrin bakarız. Daha güzel bence. Doğru. Perdeleri de kapatalım. Kızlar var ya kesin korkudan öleceğiz. Ay Cemre, sen bugün burada kal ama. Ya ben sensiz uyuyamam. Tamam, o zaman ben bir babama sorayım. İzin verirse kalırım. Tamam. O zaman ben perdeleri kapatıyorum, siz de DVD'yi koyun. Alo babiş, nasılsın? Ya şey, bugün Defne'de kalabilir miyim ben? Cemre? İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Şey, bizimkiler gelmeden mutfakta bir şeyler hazırlayalım mı? Tamam. Geç kızım. Sana bir tane battaniye getirdim baba. Nereden buldun o battaniyeyi? Şey, yurttan aldım. Bende bir tane fazladan vardı. Kızım soğuk gecelerde ikisine birden sarılır yatarsın. Hadi al onu geri götür. Ya baba olur mu? Bizim yurtta kalorifer var. Baksana burada soba bile yok. Kış iyice bastırmadan bir ev tutacağım Songül. Ya zaten buradan yemeğimi veriyorlar. Ev kiram da yok. Dışarıda bir çay bile içmem. Maaşımı aldım mı koyacağım kenara. Hiç merak etme. En kısa zamanda senin yanıma da alacağım. Ya az demeyeceğim, çok demeyeceğim, çalışacağım işte. Songül. Sevinmedin mi kızım? Söylüyorsun bunları baba. Daha önce aklın neredeydi? Ha? Niye her aldığını içkiye yatırdın? Bir işe girseydin, adam gibi çalışsaydın, annemi rahat ettirseydin. Sen bizim ailemizi dağıttın. Her şeyi mahvettin baba. Songül, sen beni affetmedin mi kızım? Affetmen için ne gerekiyorsa yaparım. Annemi geri getirebilir misin? Bunu yapabilir misin?
Ya benim annem öldü baba ya. Annemle birlikte çocukluğum öldü benim. Sen beni yalnız bıraktın bu hayatta. Ya niye böyle bir şey yaptın ya, niye? Songül. Kızım, biz bunları halletmedik mi? Edemiyorum baba. Hala seni affedemiyorum. Seni ne kadar çok sevsem de senden nefret ediyorum hala. Songül, kızım. Gençler, ya kalksanız hadi. Buraya partilemeye geldik. Müzik falan açın. Evet ya, rahat olun biraz. Burası artık benim evim. Evet, istediğimizi yapabiliriz ya. Yaşasın özgürlük. Ya arkadaşlar, iyi hoş da Serkanlar nerede oturacak şimdi? Yani böyle bir garip olmadı mı? Onlar başka eve taşındı kanka. Ya kızlar, bu arada akşam yurda döneceğiz değil mi? Nerim Hanım çok kızar. Hiçbir şey yapamaz. Bizim paramız var kızım. Hem Cemre'ye yağ çekmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ya Cemre, ben pek parti havamda değilim. Yani işte biliyorsun, burası Serkan'ın eviydi. Yani çocuk orada zor şartlarda mücadele ederken bizim burada parti yapmamız, ne bileyim, sanki çocuğa kazık atıyormuşum gibi hissettiriyor. Ne alakası var ya? Ya sonuçta Serkan buranın benim hakkım olduğunu biliyor. Orası öyle de benim de içmesim yönünde. Cemre, zorlamayalım bence. Yani zaten Eylül'de yok, gidelim yurda ya. Ya hayır, Eylül çağırırız. Ben geleceğini sanmıyorum Meral. Ben ikna ederim onu. Meral telefonu nerede? Orada canım, sağ ol. Alo Eylül, ne yapıyorsun? Yatacağım Cemre, yorgunum. Biz de hepimiz yeni evdeyiz. Bak, burada benim ilk partim olacak. Ya tamam, Serkan senin sevgilin. Ama ben de senin kardeşinim Eylül. Kardeşinin evine gelmeyecek misin? Tamam, senin için geleceğim. Tamam, bekliyoruz. Geliyor. Bakın çocuklar, durumumuz daha kötü olur diye sakın endişelenmeyin. Ben sizi kimseye muhtaç etmem. Çalışıp kazanırım. Ya kapı gibi üniversite diplomam var benim. Ben de kendime part-time bir iş bulup çalışacağım anne. Aa, hayatta olmaz. Oğlum, üniversite sınavın var. Dikkatin dağılmasın. Allah'tan okul paranızı peşin ödemiştim. Gerçi artık son yılımız. Bundan sonra üniversite. Hı-hı. Şöyle iyi bir de okul kazandınız mı? Oh, değmeyin keyfime. Ya ne saçmalıyorsunuz ya siz? Gerizekalı gibi polyanacılık oynuyorsunuz burada ya. İsterseniz bir daha ayağa kalkıp dans edelim. Heh? Defne. Ya sen ne diyorsun ya kızım? Biz de çalışacağız işte. Ne yapalım yani, paramız yok diye ölelim mi Defne? Ya garsonluk mu yapacaksın Serkan? Aptal mısın oğlum sen? Defne, doğru konuş benimle. Ya ikinizden de nefret ediyorum. Defne. Tamam, tamam, dur. Bırak onu. Gitme üstüne. Ben konuşurum onunla. Sen yemeğini ye anneciğim, hadi. Defne.
Defne kızım, gelebilir miyim anneciğim? Ya gider misin? Uyuyacağım. Ya uyuyacağım dedim. Anneciğim, niye böyle yapıyorsun? Ben her şeyi yoluna koyacağım diyorum sana. Niye bana inanmıyorsun? Ya gider misin? Uyuyacağım. Tamam peki. Ben mutfaktayım. Konuşmak istersen. Gider misin? Uyuyacağım. Eylül, yesene. Ya Güney, sana bir şey sormam lazım. Biz şimdi yeni zengin olduk ya. Ya senin bazı tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Ne gibi konularda canısı? Ya canısı sen zengin bebesin ya. Ya zenginler bir günü nasıl yaşar? Bana onu anlatır mısın? Ya kızım nasıl geçirecek? Normal insanlar gibidir. Sorduğun soruya bak. Kızma Songül'cüğüm, kız merak ediyor, haklı. Şimdi Meral'cim, biz zengin bebesi olarak sabah uyandığımızda öncelikle güne süt banyosu yaparak başlarız. Ondan sonra eğer üşürsek şömineyi yakarız ama öyle odunla kömürle falan değil. 200'lük banknotlarla yakarız. Dalga geçmeyin be. Tamam tamam. Şimdi bak mesela sabah kalktık. Öncelikle muhtemelen yardımcımız kahvaltı hazırlamış olur. Yardımcı derken? Hizmetçi demek istiyorum. Ha hizmetçi. Ay Cemre, bu eve hizmetçi şart. Onu da bulmamız lazım. Tabii buluruz. Ay Meral ya, bir de yazıyor musun, alemsin? Başka? Okul yoksa ne bileyim işte bir kafeye falan gideriz değil mi Cenk? Tabii sonra da bir belki bir sinema. Sonra bir yemek. Oyun falan oynarız. Akşam konseri kaçarız belki. Hayatınız gülüp eğlenmek anısını satayım. Ya ben eski hayatımı çok özledim ya. Of bölmeyin bir. Devam et Can. Ya ben kitap falan alırım mesela. Yani seviyorum kitap okumayı. Bir kitap mı? Ya zenginler kitap okur mu be? Sen farklısın galiba. Eylül, Serkan nasıl? İyi ya. Yani üzülmedi. Ya da üzüldü ama belli etmiyor, bilmiyorum. O kadar olgun ki bazen ona hayran kalıyorum. Öyledir benim arkadaşım. Boşuna şövalye demiyorum ben ona. Bir insanın hiç mi falsosu olmaz ya? Kıskanmasana. Tamam. Artık sen benim evim değilsin. Değilsin işte.
Benim evim değilsin. 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 Cemre, cips var mı daha? Mutfakta var, ben alırım. Dur, dur, ben alırım. Defne? Ne yapıyor bu ya? Ne? Görürsünüz. Görürsünüz. Ya evimizi yakacak. Defne, ne yapıyorsun? Defne, sakin ol. Ya defolun, gidin ya. Burası benim evim, benim. Gidin buradan. Defne, saçmalama, sakın yap, böyle bir şey yapma. Defne, bırak şunu. Defne, sakin ol, ne olur. Defne. Defne, hayır. Defne, ne yapıyorsun ya? Defne, saçmalama. Defne, ne yapıyorsun, yapma. Defne, ne yapıyorsun? Defne, sakın yapma, Defne. Defne! Yardım et! Ya söndü! Defne, dikkat et! Dur! 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 Ya dikkat et Defne! 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 Yardım et! Ya söndü! Ya yardım et! Bekle! Ya yardım edin, ne olur bir şey yapın. Ya yardım edin. Güney, bir şey yap. Dur, dur. Çekilin. Yardım et. Ya söndü. Tamam, dur, dur, dur. Tamam, 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 tamam. Söndür şunu hadi. Tamam. Ya defolun gidin, sizin yüzünüzden. Ya yardım edin. Ya oğlum, yardım edin. Bir şey söyleyelim, bir şey yapalım. Hadi gelin çabuk, hadi. Gel, içeri geç. Nefne, sakin ol. Ya oğlum, yardım edin. Efendim Eylül? Serkan. Biz sizin eski evin oradayız. Defne kaza geçirdi. Hemen gelmeniz lazım. Ne? Eylül, ne diyorsun sen? Ne oldu Defne'ye? Ne oluyor oğlum? Ne olmuş Defne'ye? Biz yanık kremi sürdük ama siz yine de bir hastaneye götürün isterseniz. Niye yaptın anneciğim bunu? Ya parti veriyorlar diye, inanabiliyor musunuz? Hem de biz evden kovar kovmaz. Biz ağlarken onlar gülüp eğleniyormuş. Öyle bir şey yok Serkan. Cemre davet edince kıramadık, geldik. Ayrıca duydum kardeşim. Geçmiş olsun, çok üzüldük. Evet abi. Bir şeye ihtiyacınız olursa yanındayız. Böyle mi yanımdasınız siz? Ha? Daha ilk günden evimde parti vermişsiniz.
Peki sen Eylül? Sen de gelmişsin, bravo. Sen üzgün olduğunda ben hiç eğlenemiyorum, biliyor musun? Serkan, sen yanlış anladın. Anne. Defne, hadi gidiyoruz. Akşamdan beri kaçıncı arayışım? Üzülme Eylül. Siniri geçince anlayacaktır. Neyi anlayacak ki? Resmen onların acılarının üstüne eğlence düzenledik. İyi olmadı bizi öyle görmesi. Ne dese haklı. Ay 40 yılda bir eğlenelim dedik. Defne manyağın ev yakacağını nereden bilebilirdik ki? Ya boşuna kendinizi üzmeyin. Neyse ya, konuyu kapatabilir miyiz? Kızlar, ben okuldan sonra babamın yanına gideceğim. Dün biraz kalbini kırdım, gönlünü almam gerekiyor. Ya sen de şu dilini azıcık tutsan Songül, bak hiçbir şeye gerek kalmayacak. Sen de üzülüyorsun sonra. Ne yapayım kader, hıncımı kimden çıkartayım? Ana babalarımız bu yüzden yok mu? Değil mi, haklısın. Bir işe yarasınlar. Aynen, hadi gidelim. Hadi. İnşaat çok ağır ilerliyor Vedat. Kış iyice bastırmadan dış cephenin bitmesi lazım. Siz hiç merak etmeyin Selin Hanım. Ben işçilerin başında bizzat durup işin hızlanmasını sağlayacağım. Hoş geldiniz Selin Hanım. Ben de çay dememiştim, buyurun. İstemez, sağ ol. Araba kullanmayı biliyor musun sen? Evet, biliyorum. Servis şoförüyüm ben eskiden. Uzun yol tecrübem de var. Oğlumun okuluna gideceğim. Yolda birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Arabayı sen kullan. Tabii Selin Hanım, nasıl isterseniz. Kızlar, ben bir Serkan'la konuşacağım. Serkan! Beni bir dinler misin? Eylül bırak. Bak Serkan, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Aslında ben yurttaydım. Sonra Cemre aradı, çok ısrar etti. Beni seviyor musun Eylül? Tabii ki seviyorum. Eylül, ben ne zaman seninle başkası arasında kalsam tereddütsüz her zaman seni seçtim. Ya ben senin için ailemi bile karşıma aldım. Cenk, Güney. En yakın arkadaşlarım olmasına rağmen ben onları bir tarafa attım Eylül. Ama şimdi görüyorum ki sen beni o kadar sevmemişsin. Ya sevgili, şu Serkan'la konuşsana, Eylül'ü affetsin. Bak zaten sen de biliyorsun, Eylül Cemre'nin zoruyla geldi oraya. Ya öyle de Songül, ayıp oldu aslında. Biz de gitmemeliydik bence. Ne diyeceğim ki ben şimdi çocuğa? Güney, annen geldi. Baba. Buyurun Selin Hanım. Toplayıver şunları. Tamam Selin Hanım. Baba ne yapıyorsun ya?
hanım benim patronum. Oğlu da tesadüfen sizin okulda okuyormuş. Anne ne demek oluyor bu? Sen Selin Hanım'ın oğlu musun? Anne ne demek oluyor dedim. Ne bileyim oğlum, anlamadım. İnşaata bekçi diye gazete ilanıyla işe aldım. Yani tesadüfün bu kadarı. Ailece kurtulamıyoruz bunlardan. Songül'ün babası olduğunu nereden bileyim? Toplayacak mısın şunları? Tamam Selin Hanım. Sadullah amca, Sadullah amca. Ben toplarım lütfen. Baba bırak toplama. Mahsustan yapıyorsun değil mi? Onurumu kırmaya çalışıyorsun. Ama bu şekilde onurumu kıramazsın, anladın mı? Ne onurur canım, anlayamadım. Baban işini yapıyor. Oğlumun sevgilisisin diye ona imtiyaz tanıyacak değiliz. Sevgili? Anne biraz gelir misin sen? Şimdi bunu. Öyle pat diye söylenir mi anne? Ne bileyim oğlum. Sevgili olduğunuzu biliyor sandım. Neden geldin sen bugün okula? Telefonunu evde unutmuşsun. Onu getirdim. Gerçekten bilmiyor muydun Songül'ün babası olduğunu? Nereden bileyim oğlum? İstiyorsan verelim çıkışını gitsin. Başka bir iş baksın kendine. Yok olmaz. Adamın işe ihtiyacı var olmaz. Ama böyle de bir garip oldu bilmiyorum ki. Ay şimdi bildiğin fakir misiniz siz? Defolun gidin ya tepemden. Bundan sonra birlikte takılmayız olur biter. Benim kimseye ihtiyacım yok tamam mı? İstesen de aynı mekanlara gidemeyiz zaten. Paran yok nasıl geleceksin? Döverim kızım seni. Defne, bırak değmez. Ya tamam kızmayın. Aleyna boş boş konuşuyor zaten bence. Ya gerçekten çok üzüldüm Serkan. Ya ama yine de dünyanın sonu değil. Hem zaten böyle durumu kötü insanlar hayatta daha başarılı oluyormuş. Öyle der babam. Bence sende de o potansiyel var. Sağ ol Merve. Ne oluyor ya? Yani bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse her şeyi yaparım. Ama sakın çekinmeyin olur mu? Gerçekten bir şeye ihtiyacımız yok. İyiyiz Merve. Ama düşünmen yeter. O kadarını bile yapamayanlar var. Merak etme, ben hep yanınızdayım. Sağ ol Merve. Yani sırf beni küçük düşürmek için seni işe almış resmen. Yavrum, ben senin küçük düşmene izin vermem. Eğer istersen Selin Hanım geldiğinde söyler işten ayrılırım ben. Hayır çıkma işten. Zaten sabıkan var diye iş bulamıyorsun. Çalış tamam. Songül, şimdi o kadın öyle dedi. Sevgili falan. Sen şimdi o çocukla şeysin diye mi küçüğüne gidiyoruz çalışma? Ya yok baba, ne alakası var? Çalış tabii ki, çalışmak ayıp değil. Saçmaladım ben, boş ver.
Ya Songül, şimdi bu sevgili falan bize göre şeyler değil kızım. Neler bize göre şeyler değil baba? Ben istemiyorum sevgili falan. Ya 12 yıl boyunca ben ne yaşadım sen biliyor muydun? Ben ne yaptım? Hastalandım mı, öksürdüm mü, ateşlendim mi? Hiçbirinden haberin yoktu. Şimdi gelmişsin, bu işler bize göre değil diyorsun. Kusura bakma da böyle bir şey diyemezsin baba. Beni eve bırak. Sonra inşaata dönersin. Tamam Selim. Buyurun. Ben yemin ederim bilmiyordum. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Babam ayrılmamızı istiyor Güney. Ya bu işler bize göre değilmiş. Ben ne yapacağım herhalde ya? Bir şey düşündün mü? Yok. Bu ara gündem çok yoğun canısı. Sıra sana gelmedi. Benim bu kızdan acilen kurtulmam lazım. Vallahi gece rüyalarıma giriyor karabasan gibi ya. Daralıyorum evde. Anladım da şu an hiç sırası değil. Düşene bir tekme de sen atma. Zaten şu an psikolojisi çok bozuk. Hele 5 kuruşsuz kalınca daha fena oldu. Neredeyse kendini yakacaktı manyak. Nasıl yani? Ay öyle işte. Biraz idare et. Sonuçta Serkan'ın hatırı var. Yoksa o Defne hiç umurumda değil. Ya ne bileyim... Pahalı yerlere götürme. Ezilmesin şimdi. Simitçiye götür. Mutlu olur. Madem sen öyle söylüyorsun, ben de idare etmeye çalışırım birazcık. Bak geliyor. Ne haber Defne? İyi işte. Ya takma kafana. Bak ne diyeceğim, okuldan sonra işin yoksa simitçiye gidelim mi beraber? Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bana layık gördüğün yer orası mı? Ben oraya gider miyim ya, hiç gider miyim? Terk ediyorum seni. Ben iyi bir şey söylemeye çalışmıştım. Aa, olayı buymuş demek ki. Hadi gözün aydın. Güle güle kullan. Teşekkürler. Kaptan kolay gelsin. Buyur, hoş geldin. Ya bu telefonun bataryası hemen bitiyor. İnternette 2 surf yapayım diyorum, çat kapanıyor. Ver abi bakayım. Bataryası bozulmuştur bunun. Değiştirelim. Çok tutmaz inşallah. Yok yok. Canım devir internet devri. İnsan girmeden yapamıyor. Hı. Haklısın. Merhabalar. Buyurun. Ben bunları satmak istiyordum da. Nereden buldun bunları? Benim eski telefonlarım. Al telefonlarını bas git. Benim abi ya. Ne verirseniz alırım. Vallahi şimdi polis çağırırım. Hırsızlık malı almıyorum ben. Hadi. Neyse. Hadi. Madem inanmıyorsun ben gideyim o zaman. Tövbe tövbe. Buyur kardeşim senin telefonun halloldu. Borcum kaç para? 50 lira. Bereketler senin. Hop hop genç. Nereye yolculuk? Abi vallahi bu mallar benim değil. Arkadaşım rica etti satmam için. Ne olur polisi falan arama. Ha öyle mi? Ay kusura bakma gidebilirsin o zaman.
Bana bak, benim canımı sıkma. O telefonların hepsini bana 100 liraya verirsen polisi aramam. Abi 100 lira çok az. Öyle mi? E o zaman ben arıyorum polisi. Kaçtı polisin numarası? 155'ti değil mi? Bak çeviriyorum. Var. Tamam, tamam. Al. Ha, aferin. Bütün telefonlar burada. Önce bir hakkını helal et bakalım. Helal olsun. Hadi bakalım. Yürü. İkile şimdi. Yürü yürü. Ben bu telefonları değerlendirmesini çok iyi bilirim. Afiyet olsun. Ben sizinle konuşmak için gelmiştim. Müsaitseniz eğer. Konuşacak bir şey yok. Kızıma yanaşma o kadar. Olmaz. Ne demek olmaz? Bak böyle konuşup beni delirtme ha. Olmaz Sadullah amca. Çünkü biz Songül'le birbirimizi seviyoruz. Okul bitince evleneceğiz biz. Sadullah amca, bakın benim kötü bir niyetim yok. Songül'ü seviyorum. İsterseniz şimdi onu sizden isteyebilirim. Hemen şimdi burada. Yüzük takarız hemen. Evladım siz daha çocuksunuz. O köprünün altından daha ne sular akacak? 2 gün sonra üzersin sen kızım. Üzmem. Üzmem Sadullah amca. Ben onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Üzemem ki. Evleneceğiz biz onunla. Evladım daha küçüksünüz. Büyüyeceğiz. Büyümeyecek miyiz? Ben hemen evlenirim demiyorum ki. Sadece niyetimin ciddi olduğunu bilin istiyorum, o kadar. Allah Allah. Her şeyde bir cevap. Aynı Songül. Yok. Ben Songül gibi olamam. Songül bir kere çok akıllı. Sonra çok gururlu. Bazen sinemaya gidelim diyorum, istemiyorum. Daha bugüne kadar bir pasta ısmarlayamadım, biliyor musunuz? Anlarsınız beni siz de. İnsan bazen kız arkadaşına bir hediye almak istiyor ama yok, izin yok. Ben de tamam diyorum. Ne derse tamam diyorum. Kulu kölesi oldum, anlayacağınız. Aferin kızıma. Böyle olacak demek. Sadullah amcam, Songül'le arkadaşlık yapmamıza müsaade eder misiniz? Ama ben konuşacaktım babamla. Konuşacak bir şey yok Songül. Yani? Ben sana da, bu delikanlıya da güveniyorum. Arkadaşlığınıza müsaade ediyorum. Sağ olun Sadullah amca. Baba. Şöyle ser hediye, şöyle ser. Ha? Çok güzel oldu. Neriman Hanım, bu halı niçin? Senin için Cemreciğim. Geceleri tuvalete kalktığında ayağın buz gibi taşa mı değsin? Maazallah, üşütür hasta olursun. Hediye, bunu da al.
çarşaf serersin. Evden getirdim saten takım senin için. Bak değerini bil. Bundan sonra kızımın çarşaflarını haftada iki kere değiştireceksin. Temiz temiz uyusun. Peki Neriman Hanım değiştiririm. Ya gerçekten hiç gerek yoktu bunlara Neriman Hanım. Aa, bana Neriman anne de. Ha? Yani ben de bir nevi senin annen sayılırım değil mi ama? Parayı gördü ya, neredeyse seni ben doğurdum diyecek kadın. Çok güzel. Cemre, Nazan Hanım'ın avukatı geldi seni bekliyor. Hadi gel bakalım. Aa, geldi mi avukat? Bekletmeyelim. Cemrem çay sevmez hediye. Koş ona meyve suyu getir. Bana da getirir misin Edoş? Sen sonra içersin evladım. Evet avukat bey. Cemre'ye babasından ne kadar miras kaldı? Şimdi şöyle açıklayayım. Nazan Hanım merhum eşinin adını lekelememek için başta şantaja boyun eğmiş. Ve paranın bir kısmını ona vermiş. Adam maalesef durumu inkar ediyor. Ve paranın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmı da şirketin iflasından sonra borçlara gitti. Benim paramla mı ödendi o borçlar? Evet, öyle olmuş. Neyse canım Cemre'cim, yani bunlar denizde bir damla, değil mi? Kalan para hepimize yeter de artar. Tüm bunlar çıktıktan sonra bankada kalan para şimdi... Ay, daha fazla dayanamayacağım. Evet. Yirmi. Milyon! Bin, 20.000. Bu kadar çıkma. Ama ben zengin olmuştum. Neyse canım, ev duruyor ama değil mi? Tabii canım, tabii tabii. Nereden baksanız 1,5 milyon eder. Maalesef ev de gitti. Borçların ödenmesi için satıldı. Dediğim gibi size kalan sadece 20.000 lira. Cemre'cim, sıkma canını. Bu para senin eğitim hayatın için iyi bir destek. Haklısınız. Zengin olma hayallerimiz buraya kadarmış. Suyun neyine canım? Bak nasıl da böyle yayılmış karşımda. Kalk hadi kalk. Hadi siz de işinizi dışarıda halledin. İşim gücüm var benim. Neriman Hanım ne yapıyorsunuz Allah aşkına? İşim var Feride. Hadi dışarıya hadi. Siz de avukat bey siz de. Hadi hadi hadi. Tamam Neriman Hanım. Beyefendi buyurun biz başka bir odada konuşalım. Kış 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 kış. Hediye, o nevresim takımıyla halıyı da al oradan. Ay bu fakirin neyine halı falan. Hadi, topla onları. Meyve suyumuş.
Şuna bak şuna. Bizim ev bunun yanında saray gibi duruyor vallahi. Ha! Defne Hanım, Defne Hanım ailemize hoş geldiniz. Welcome, welcome. Defol git, sakın yaklaşma bana. Hemen şarlama canım. Kötü bir niyeti yok. Misafirperverlik göstermeye çalışıyor bu adam. Git buradan, yoksa Serkan'ı çağırırım. Geliyor zaten. Serkan! Bağırma çocuğum, bağırma evladım. Şimdi durduk yerde ortalığı ayağa kaldırma. Bir şey söyleyip gideceğim. Bak, dikkat edersen sana çocuğum, evladım diyorum. Aman diyeyim, sakın ola sen o Eylül'ün iftiralarına inanma. Canım siz hepiniz benim çocuğum sayılırsınız. Bu adamdan size bir kötülük gelmez. Hadi be pis yalancı. Ne söyleyeceksen söyle, sonra defol git. Bak, benim o Eylül dışında hiç kimseye bir garezim yok. Ha, bir de onun arkadaşlarına. Sen de onlardan nefret ediyorsun biliyorum. Gel güçlerimizi birleştirelim. Onlardan intikamımızı alalım. Ha, bakıyorum da ilgini çekti. Kız, başımıza ne geldiyse o veletler yüzünden gelmedi mi ha? Seni de bu hallere onlar düşürmedi mi? Bak, eğer sen Kemal abine yardım edersen var ya, onların bu zamana kadar bize yaptıkları her şeyi fitil fitil burunlarından getiririz. Onları bizden daha kötü duruma düşürürüz, daha kötü duruma. Hı. Bu teklifimi düşün. Canım bak, bu kağıtta benim telefon numaram var. Al, düşün. Düşündükten sonra beni ararsın. Al, al. Yahu bulunsun, ne zararı var? Eğer istemezsen yırtar atarsın. Al şunu Defne, al, al. Bulunsun, heh. Bana bak, teklifimi iyice bir düşün. İntikam var bunun sonunda. Heh, hadi affeder Zeyn. Defne! Bu pislik sana bulaşmadı değil mi? Bak doğruyu söyle. Hayır Serkan, bulaşmadı. Bak doğruyu söylüyorum. Rahatsız ettiyse gidip ağzını burnunu kıracağım ya, şimdi. Etmedi diyorum. Eve girelim hadi. Hadi Serkan. Kızım fenalaşmış, bana anahtar vermişti ne olur ne olmaz diye, bir baktım yerde baygın yatıyor. Tamam, ben anahtar alayım, bir şey alacağım içeriden. Yani teyzemimin ihtiyacı olan bir şey alıp hemen arkasından gideyim. Sağ olun. Tamam. Thank you.
Gülen. Buradaydı. Buraya gömdük. Nasıl yani? Teyze. İşte bana kalan bütün para buymuş kızlar. Evet, Nazan karısı çatır çatır yemiş Cemre'nin parasını. Yani şantajcıya vermek de yemek sayılır mı bilmiyorum ama... Sen dava falan mı açsan acaba ya? Ya bence de. Benim babamın avukatın numarasını vereyim sana, bir ara konuş Cemre. Gerek yok. Açsam ne olacak ki? Sıfırı tüketmiş durumdalar. Yani ben bile daha zenginim Nazanlardan. Hakikaten öylesin kız Cemre. Hem... Asma yüzünü. Bak dün hiç paran yoktu, bugün 20.000 liran var. Bankaya koyarsın canısı, değerlenir. Evet ama önce yapmam gereken bir şey var kızlar. Ben bu parayla size zengin bir hayat yaşatamam belki. Ama o zengin hayatı size bir günlük yaşatabilirim. Meral canısı ne yapmak istersin söyle. Ay canısı deli gibi alışveriş yapmak isterim. Tamam o zaman alışverişe çıkıyoruz. Ya Cemre, ben de hep Çin lokantasına gitmek istemişimdir. Tamam, Çin lokantasına gidiyoruz, sonra alışveriş yapıyoruz o zaman. Ay şu süper lüks bir alışveriş merkezi var ya, bizi oraya götürsene Cemre. Hadi lan oradan. Kızım daha adım atmadan biter para orada. Hiç merak etmeyin kızım. Ben sizi nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum, o iş bende. Kızlar Eylül'e de haber verelim, o da gelsin. Ya pek sanmıyorum Cemre. Çok keyifsizdi. Gelmez bence. Pardon hemşire hanım. Ayfer Güneş'in odası nerede acaba? Bir saniye. Ayfer Hanım yoğun bakıma alınıp solunum cihazına bağlanmış. Yoğun bakıma mı? Evet. Kendine gelecek ama, değil mi? Maalesef bilemiyorum. İnşallah kendine gelir. Ama siz yine de her şeye karşı hazırlıklı olun. Her şeye hazırlıklı mı olalım? Allah'ım. Ay teyzeme mi üzüleyim, giden paralara mı üzüleyim? Ya kafamızı kıracaksın. Ya pardon ama bunları tutması gerçekten çok zor. Bunların ismi chopstick Kader'cim. Chopstick.
Evet. Ya kader boş ver. Çatalla da yiyebilirsin işte. Olur mu öyle Söngül? Bunun olayı bu yani. Değil mi Cemre? Nasıl oluyor bu? Bak şimdi şu iki parmağını arala. Sonra bunları şöyle yapacaksın bak. Ters tarafa yaptın. Aynen. Bu ne lan? Ballı tavuk diyor. Hey, ballı tavuk yan yana olur mu? İğrenç. Ne var ya? Güzel olabilir bence. Ben vallahi deneyeceğim. Sen de tatlı ekşili karides al. Lan onun adında bile meymenet yok. O ne öyle? Ekşi misin tatlı mısın arkadaşım, karar ver. Ben öyle karışık oynayan şeyleri sevmem Meral'cığım. Net olacaksın bu hayatta. Songül ya, yeni niye şu kadar açık değilsin ha? Değilim kadar, ne yapayım? Ben de böyle bir kızım işte. Hah, buldum işte. Tamam, bunu yiyebilirim ben. Neymiş o? Mantığı. Songül ya. Ne? Mantı işte kızım. Çin mantısı. En bildiğim bir şey. Neyim ben? Bir tane mantı alalım. Hoş geldin anne. Anne. İyi misin? İyi değilim, bir şey değilim. Ben burada nasıl yaşayacağım? Ay ben buraya hapsolamam. Anne olan oldu artık. Bunları konuştuk, niye sayıklıyorsun tekrar? Moralim çok bozuk. Teyzemi hastaneye yatırmışlar. Yoğun bakımda. Onunla konuşamadım bile. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Tamam, tamam. Korkma. İyileşir. İnşallah. İnşallah. Ay Allah'ım. Aksini düşünmek istemiyorum bile. Ben de çok üzüldüm anne. İstersen yarın okuldan sonra onu hastaneye ziyarete gideriz, tamam mı? Kendinde değil ki. Ya kendine gelmez. Ya onunla konuşamazsam. Bu defa mahvoldum. Bu defa gerçekten mahvoldum. Annem tamam, üzülme. Ya hadi için şunları, iyi gelir. Yok, su bile içmek istemiyorum. Kadir hep senin yüzünden. Onu da yiyelim, bunu da yiyelim dedin, halimize bak. Ay zorla yedirdim sanki. Uf, konuşturma, çok bulanıyor midem. O son tabağı yemeyecektik. Siz ne yediniz ki böyle? Neydi? Nigiri. Nigiri? Ya Kadir'in abuk subuk yemekleri işte. Sorma. Bir şey yapmaz aslında ama... Ya siz niye böyle oldunuz ben anlamadım. Alışık değiliz işte Cemre. Bak olmayınca olmuyor. Ya Cemre, şu aldıklarımızı göstersene, keyfim üzerine gelsin. Tamam. Hangisini göstereyim? Şu kırmızıyı. Ya çok güzel. Ay bunu ben de çok sevdim. Eylül. Bak sana bunu aldım. Ya merak etme. Bana verdikleri para batırmadı Nazan Hanımları. Ya bu denizde damla sayılır. Zengin olamadığın için üzülme Cemre. İleride çalışır daha çoğuna sahip olursun. Yok üzülmüyorum zaten.
Ya ben alıştım bu hayata. Umarım Defne ile Serkan da alışır. Alışacaklar mecbur. Yani Serkan problem yapmıyor da asıl Defne için üzülüyordur. Öyledir herhalde. Konuşmadığımız için. Ya belki o da yeni hayatında benim gibi olgunlaşır. Bencil olmaktan vazgeçer. Ben artık kızmıyorum Defne. Neden? Belasını buldu diye mi? Vallahi bela mı şans mı artık tamamen kendi seçimi. Ben mesela yani hiç param olmasa bile siz varsınız diye mutluyum kızlar. Canım benim. Cemre, paranın geri kalanını bankaya koy olur mu? Yazık olmasın. Tabii tabii. Yarın Feride Hanım'a teslim edeceğim hepsini. O benim için halleder. Hadi sen de dene şu elbiseyi bakalım. Hadi. Tamam benim. Çok güzelmiş Cemre. Çok yakışacak. Edeceğim hepinizi. Benden beter olacaksınız. Alo, Defne ben. Ben kararımı verdim. Ne yapmamız gerekiyor onları mahvetmemiz için? Bak dinle. Şiir gibi plan yaptım evladım. Bak sen de benim evladımsın. İşte bu adam böyle de babacan bir adam. Şimdi bugün onlar sana gülüyorlar ya. Yarın da sen onlara güleceksin keh keh. Yalnız bana birazcık yardımın lazım. Ya ne gerekiyorsa yaparım. Yeterince rezil olacaklar mı peki? Tabii tabii. Bak vallahi de billahi de yarın o beşini yerden zor kazıyacaklar. Sen Kemal abine güven. Tamam, dinliyorum. Evet Toprak, konuştuğumuz gibi. Yüzün asık olacak, kesinlikle selam vermeyeceksin. Onu gördüğün zaman hemen yolunu değiştireceksin, tamam mı? Ya Feride, tamam sakin ol. Özlem bundan sonra benim sadece iş arkadaşım, tamam mı? Ne arkadaşı Toprak, ne arkadaşı ya? Arkadaş mı arkadaş yok, anlamıyor musun sen ya? O kız her şeyi kullanır. Ya tamam Feride, tamam tamam, merak etme, tamam. Ne yapacaksın selam verdiğinde? Kafamı çevireceğim. Kötü kötü bakacaksın ama. Kötü kötü bak Toprak. Lanet, iğrenç, aksi bir adam gibi görüneceksin ki sana yaklaşamasın. Oluyor mu? Pek olmuyor, olmuyor. Birazcık daha, biraz daha sert, sert birazcık. Doldur kendini. Feride Hanım, ne oluyor? Ne olsun Songül'cüm? Özlem'i nişanımdan uzak tutmaya çalışıyorum. Özlem Hoca mı? Neriman Hanım'ın kızı. Aynen öyle. Kendisi bizi ayırmaya çalıştı. Nişanımda gözü var da. Oha! Olaya bak. Ya Feride, niye anlatıyorsun? Onların dersine giriyor. Etik değil bu yaptığın. Sana arkadaş ayağına yanaşması etik ama değil mi? İnanmıyorum. Ay şey, Neriman Hanım hep derdi. Kızla erkek arkadaş olmaz diye, doğruymuş demek ki. Hayır Kadercim, tabii ki yanlış. Neriman Hanım da kızını böyle yetiştirdiği için işte bu kız da böyle olmuş. Meselenin kadın erkek olmakla alakası yok. Mesele insan olmakta. Bu Özlem denen şey insan olmadığı için... Yine sinirleniyorum, aklıma geldikçe sinirleniyorum, ne yapayım? Kızlar, bu mesele aramızda kalsın olur mu? Belli etmeyin hocanızı. Rezillik. Ama sizin öğretmeniniz, yapacak bir şey yok. Tamam hocam, siz merak etmeyin. Şey Feride Hanım. Biz paranın bir kısmını harcadık. Geri kalanını da ben altıya böldüm. Siz acaba bizim adımıza bankaya yatırır mısınız? Demek artık altı kişisiniz öyle mi? Evet. Artık Lelin de bizim kardeşimiz. Ya teşekkür ederim Cemre. Ben de sizi kardeşim gibi görüyorum. Thank you.
Gel kız buraya gel. Al kız şunları. Bana bak. Aman diyeyim kimseye hiçbir şey belli etmeden hallet bu işi. Tamam. Ne arıyorsun lan sen burada pislik? Çık git şuradan. Dur bir sakin ol. Şimdi şöyle oldu. Ben mahallede yürüyordum. Defne hanımefendiyi görünce bir günaydın diyeyim dedim. Canım sende de tam sarı damarı var. Neyse. Hadi bana müsaade. Sen ne yapıyorsun bunu ya? Ne konuşuyorsun Defne? Bir şey konuşmuyordum ya. Günaydın dedi. Ben de ters dedim. Hadi Serkan derse geç kalıyoruz. Okula gidelim. Hadi. Hadi kızlar kantine gidelim. Serkan. Biraz konuşalım mı? Adam resmen sildi bizi ya. Ya abi çok ağrıma gidiyor ya. Hadi gidelim de bir şeyler yapalım gönlünü alalım. Defne sen gelmiyor musun? Hayır. Ya kantinden bir şey almaya paran yoksa ben ısmarlarım. Ismarlama ya. Senin üç kuruşuna kalmadım ben. Aman ya insanlık yapayım dedim. Bir daha yapmam olur biter yani. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Defne hala afra tafra yapıyor. Ya sen kimsin artık? Ya tamam pislik yapma kızım. Bizim şimdi alttan almamız lazım. Sen niye böyle melek kesildin Merve ha? Kesin Serkan'a yürüyorsun değil mi? Vallahi yürüyorsun. Ya ne var? Yakışıklı çocuk. Ya Defne arıza yapar diye uzak duruyordum ama geçti artık o günler. Eylül'den de ayrıldı nasılsa. Merve ya. kantine inelim belki oradadır. Yürü hadi yürü. Günlük yemek listesi de hazır. Şu okulu da bağlasaydık iyiydi de. Neyse artık küçük küçük şirketlerle idare edeceğiz. Nankörlük yapma Banu. Yine kazanıyoruz çok şükür. Ne kadar para var dediydin sen orada? 1000 lira. Ver bakayım sen şunun yarısını bana. Ya neden? Neden olacak? Kızlara pay edeceğim.
250 Eylül'e 250 kadere vereceğim. Kış geldi şimdi, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Mont alırlar, ayakkabı alırlar. Ay 3-5 kuruş kazandık diye hemen dağıtma. Biraz biriksin. Biriksin de ayakkabı al değil mi? Ver bakayım şunu sen. Tabii canım. Banu Hanım, biraz bize bak da anne babalık nasıl olurmuş öğren. Yemeyeceksin, yedireceksin. Giymeyeceksin, giydireceksin. İşte böyle. Bu çocukların rızkı. Bunu da kasaya koyarsın, ikimizin payı. Alo, ne yaptın, halledebildin mi? Evet. Aferin. Ben de şimdi üstüme düşen kısmını halledeceğim Ahmetciğim. Hadi, sağlıcakla. Hayırdır Kemal? Neyi hallediyor Ahmet? Ahmet bana iş görüşmesi ayarlamış kız. Ben bir koşu gideyim de teşekkür konuşması yapayım Ahmet'e. Sen de kocana şans ile bakalım. Hadi iyi şanslar Kemal'im. Dualarım seninle. İnşallah, inşallah. Alo, memur bey iyi günler. Ben bir ihbarda bulunacaktım efendim. Hırsızlık vakası. Koşu yolu kız yetiştirme yurdunun 5 öğrencisi çete kurmuş, cep telefonu çalıp satıyorlar efendim. Ben bugün alışveriş yapmaya gittim, dükkanda tanık oldum. Tabii vatandaşlık görevimi yerine getirmek maksadıyla da aradım, ihbarda bulunuyorum. Hayır, vebay benim üzerimden gitsin yani. Olay bu sabah meydana geldi. Eğer üzerlerini ararsanız cep telefonlarını muhakkak bulursunuz efendim. Tabii. Tabii ben ayrıntılarıyla size anlatıyorum. Ay, yemekte ne var acaba ya? Simit mi alsak? Valla şimdi böreği varmış kadar. Yer misin? Ay. Kızlar. Polisler gelmiş. Ne oldu ki acaba? Giriyorlar. İslam abi, ne oldu? Vallahi Songül kızım, sizin için gelmişler. Eylül, Kader, Songül, Cemre, Meral siz misiniz? Evet, Meral benim de. Ne istiyorsunuz abi? Çantalarınızı açın. Aa, neden? Açın dedim. Telefon senin mi? Hayır, benim değil o telefon. O zaman çantanızda ne arıyor? Ya benim çantamda telefon falan yoktu abi. Anlaşıldı. Yürüyün karakola gidiyoruz. Alın arkadaşlar. Ya neden karakola götürüyorsunuz ki bizi? Bizim bunların hiçbirinden haberimiz bile yoktu. Abi biz hırsız falan değiliz. Evet abi biz kimsenin bir şeyini almadık, haberimiz bile yok. Karakolda anlatırsınız. Yürüyün. Bakın bir yanlışlık yapıyorsunuz. Biz gerçekten masumuz. Masumuz ya, bir şey yapmadık ki. Tamam kardeşim, karakolda anlatırsın. Yeah.
ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Da ne olsun, gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.